ben size şakayık bitkilerimizden bahsedeceğiz. Ülkemizde çok fazla kullanılan ve tercih edilen bir bitkidir. Genel olarak tohumla üretimi yapılır, ayırma ya da aşı yöntemleriyle de üretilebilir. Ancak tohumla üretimi yaklaşık 5 yıllık bir süre aldığı için çok fazla tercih edilmiyor. Bizler bu yüzden bu üretim çimlenme sürecinin tamamlandığı süreci atlatarak fide olarak Hollanda'dan özel olarak getirtiyoruz ve fidelerin dikimi yoluyla üretim ve satış programımızı ayarlıyoruz. Şakayık bitkisi kireçli ve derin toprakları sever. Yine kış döneminin bir bitkisidir. Kış ayları boyunca da bahçelerinizde, balkonlarınızda ya da tercih edeceğiniz tüm açık alanlarda kullanabilirsiniz. Şakayık bitkisi güneşli yerleri sever, ışık almayı sever. Susuzluğa çok fazla dayanıklılığı yoktur. Bu yüzden bakım koşullarına dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Çok fazla renkleri bulunmaktadır. Kırmızı, turuncu, sarı, beyaz, pembe ve bunların ara renklerinin hepsini barındırmaktadır. Siz tercih olarak kullanmak istediğiniz bütün renkleri satış seralarında ya da dükkanlarda ve son zamanlarda çok fazla tercih edilen marketlerde bulabilirsiniz. Şakayık bitkisini direkt bahçenizde yer dikiminde kullanabilirsiniz. Ya da uzun balkon saksılarına ya da tekli saksılarda kullanımını sağlayabilirsiniz. Saksı değiştirmede dikkat edeceğiniz unsurlardan bir tanesi çok aşırı büyük saksıya almamanız gerekiyor. Şu an gördüğünüz bitki bir ya da iki büyüklüğündeki, boy büyüğündeki saksıya dikebilirsiniz. Yine bahçe toprağı ya da torf kullanabilirsiniz. İçerisine perlit karıştırabilirsiniz. Hastalık ve zararlara karşı ilaçlama yapabilir ve yine yıl içerisinde birkaç ayda bir gübreleme yapabilirsiniz. Şakayık bitkisi uzun süre çiçekli kalmaya dayanıklı bir bitkidir. Çiçekleri geçtikten sonra gördüğünüz sap kısmını keserek zaten diğer tomurcukları da devam etmekte olduğu için açmaya devam edecektir. Sürekliliği olan bir bitkidir. Yaz dönemine doğru çiçekleri artık dökülmeye başlayacak. Ancak önümüzdeki sezonda tekrar yine kış dönemlerinizde bahçelerinizi renklendirmeye başlayacaktır.